İlknur Hanım'ın gittiği kuaförün adı nedir? Hayda. Atilla Maydanoz. Susuyorum. Hatta yurt dışına gitti. Şu an burada da ismi aklıma gelmiyor. Yani. Hayır, İlknur Hanım mı yurt dışına gitti kuaföre? Yok, kuaföre yurt dışına gitti. Ya ona gidemiyorsam? Aaa, İko. Ben şimdi cevabı söyleyeceğim ama... Mehmet Bey, Mehmet Bey, adaşınız... Adaşı değil. Nasıl buradaki cevap? Benim kuaförüm Zübeyde Rusya'ya gitti. Ben ne yapıyorum? Aa, ben boyuyorum saçlarımı. Ya! Abi ya, öyle bir şey olmaz ya. Bence de olamaz. Bari oraya ya, bir de daha var ya, yemin ediyorum daha bugün sana demedim ki akşam benim saçlarımı boya diye. Ama şimdi kuaför verince akla direkt saç gelmiyor ki. Kaşı var, bıyığı var. Ama ondan yani sonra... Mehmet Bey buraya Mehmet yazmış. Ben de önce Rusya'ya gittim. İnsan sen falan yazar. Rusya'ya gitti diyorsun. Rusya'ya mı gideceğim ben kuaföre? Arada geliyor. Siz nereden biliyorsunuz? İnternette görüyorum yani arkadaşlar. Peki ikinci soruya geçiyorum. İlknur'un dolabında kaç adet etek vardır? Etek vardır yani. Yaklaşık. Yani. Yine ben bir uğurlu sayım üstünden yola çıkarak. Aa, siz bu işi böyle kıvırmaya başladığınız zaman. Ama bu sefer iki katını söyleyeceğim, altı değil. Tamam, kabul. Cevap? Üç. Evet, üç. Bey, etek o kadar aşkım var mı benim altında? Genelde elbise giyiyor. Ayıp olmasın, şike yapıyorlar demesinler. Hayır, ama gerçekten bakalım. Öyle yani. Siz şimdi gerçekten hep elbise giyiyor. Elbise giyiyor, tamam. Hiç etek giydiğimi gördünüz mü ya? Bugün 15. gün. Cidden üç diyecektim de ayıp olmasın diye. Yani anlaşmalı gelmiş gibi olmasın diye demedim. Tamam, bir daha rakamsal soruları ya. Ne yapayım ya, size sormayacağız. Eşiniz en çok hangi çiçeği sever? Ben hiç çiçek sevdiğini görmemişim. Değil mi? Şok, şok, şok. Allah'ım hocam, o kadar kibar kibar, ya. o kadar kibar söylüyor, anlatamam ya. Cinnet. İlknur Hanım, bunu var ya İlknur. Bilemezsen, ciddi söylüyorum, çok kötü bozuşacağız. Ay yok, bu bizim, bu... Stepimizin... Bilmemesi mümkün değil. Ha, bozuşmanız için değil, birbirinize... Ben öyle şey yapıyorum. Daha iyi tanımanız için, tepkileriniz için... Lale. Ne? Lale. O nereden çıktı? Bizim ev ne kokuyor? Lale zamanı çıkıyoruz, geziyoruz. Bizim bunlar ne kadar ne güzel diyorsun sana. Bizim ev ne kokuyor? Bizim ev ne kokuyor? Beyaz gül. Sen hala kalkıyorsun burada lale diyorsun. Ama en çok yani lale zamanı çıkıyoruz, geziyoruz. Lale ne kadar güzelmiş, şunun rengine kadar güzelmiş. Zaten oraları hep geziyoruz ama lale zamanı da gidip lale görelim diyormuş yani. Ben lale devrinden geldim. Bence de lale devrinde kaldın yani. Mehmet Bey, o zaman eşinize bir beyaz gül alırsınız bu. Alırım tabii. Bu akşam, alırken de diyorum ben ona, diyorum ki aşkım kırmızı gül değil, bana beyaz gül. Otobanda da hep kırmızı gül satıyorlar ama orası. Peki. Bildiğin halde. Dördüncü soruya geçiyorum. Ay hadi geçelim ya, Allah'ım yarabbim. Çok iyi düşünün. Düşünmeden karar verme hemen. İlknur Hanım'ın hayalindeki meslek nedir? Hayda. Bu konuya hiç girmedik. Hiç sormadınız mı eşinizin hayallerini? Ev hanımı olmasa hayallerini ne olurdu? Sordum da hayalindeki mesleği sormadım yani. Hmm. Hiç konuşamıyorum ya şimdi. Ya bakın hiç burada şimdi gibi. Fark ettiniz. Ev hanımıdır herhalde, oldu yani o da. Yıllarca çalışmadın mı? Ev hanımı. Ne iş yaptın? Ben hiç... Ben her zaman ne diyorum Memoli? Bu mesleği çok seviyorum. Ama bıktım diyorsun. Meslekten mi bıktım yoksa saatlerden mi? Sonuçta bıktın. Öf tamam, sen anlamıyorsun bu işi ya. Kendi kararsız beni suçluyor ya. Ben demiyor muyum bu ne kadar güzel? Yani her insanlara faydalı oluyorum. Gece bile arıyorlar İlknur işte. Evdeyken de faydalı oluyorsun yani. Ya hangi meslek yani? İlknur Hanım söyleyin artık, cevabını söyleyin. Eczacılıktır, başka ne olacak? Artık ya. Bunu biliyor, yine de söylemiyor yani. Ama bıktığını biliyorum yani, ev hanımı olmak istedim. Tamam neyse hadi. Peki, hayalindeki yani mesleği bilemediniz diye varsayıyorum. Ben hepsini biliyormuşum da bilmedim yani, ne bileyim. İşte yeşil koltuğun kerahatı evet, burada. Bildiğin şeyleri söyleyemiyorum, tamam, ben anlamadım sana.
Ben bilmişim aslında işte bak. Yeşil koltuk böyle bir durum işte. Bazen heyecanlanabiliyor insanlar burada. Psikoloji mi oldular? Beşinci soru. Bunu da bilemezsin. Evet. İlknur Hanım sizin için en son hangi yemeği yaptı? Ay Mehmet Bey yapmayın. Yok. Hafıza kaybına falan uğradı herhalde. Hafıza kaybı değil. Buraya gelip gidiyoruz ya yemek yapmaya. Son günlerde hangisi yok? O koltukta bir şey var. Bir dakika. Herhalde. Dün akşam biz eve gittik de. Sen... Aa, ama bu kadar şimdi. Yani. Ay neyse söylemeyeceğim tamam. Cevabı zaten artık. Bilemedik kabul ediyorum. Sen nesin ya? Ne oldu sana ya? Daha dün akşam dedim ki aşkım dolapta şu var diyorum. Bak ne var dolapta? Mehmet Bey hafıza tamam mı? Yok ya beni kocamı doktora götürün ya. Buna bir şey oldu. Azal mı oluyor ki acaba? Bence Kemal amca biraz bulmaca ver de çözsün. Cevabı açıklıyorum. Tavuk suyu çorba. Bak biliyorum işte. Bir şey söylemiyor. Ne oldu buna ya? Ben bozuldum herhalde gidelim. Bence de yürüyorum. Seni fabrika yerlerde geri yolda alıyorum. Nazar değil bize. Nazar bizde bile. Abi bu bildiğini söylemiyor ki.